Efendim, adını ezberleyemedim. Bir daha söyler misiniz adını? Çok isimli tatlı. Çok isimli tatlı. Çok isimli. Bir daha. Allah'ım çok zor. Neyi seçiyorsun bu da, sen? Çerçelükya. 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 Sen neyi aldın? Zülbiye. Zülbiye. Zülbiye mi? Evet. Zülbiye aynı zamanda bir isim. Öyle evet. Mi? Çok ay, iyiyim. Zülbiye. Çok hoş, bir tadalım bakalım. Ya maşallah ne kadar çok isim ya. Bu İspanyol is şeyine benziyor. Bak bakayım bunu kesin sen yaptın. İnsanlar. Bak. Ha, bak günahını bak, aldım üstüme vallahi döküldü. Vallahi günahım değdi. Vallahi bu demek ki olur. Ben yaptım üstüme döküldü. Tabii. Kıyamam ben bak, sana. Ah, benim saflık nasıl belli oluyor bak hemen. Tadı güzel. Çok güzel. Seninize sağlık. Çok güzel. Şahane. Baskın bir pekmez tadı. Pekmez bir de şahane evet. Bir şey ya. Çok sağlıklı, çok güzel. Sıcak sıcak servisi bunun. Harup çok güzel oluyor. Harup var mı köyde çok? Harupumuz var evet. Harup var. Üretimi de, üretimi de iyi. Çünkü bazen harupların duyuyorum bu böceklendiğini, çok verimli olmadığını son zamanlarda ama sizin köyde bir sorun yok. Belediyemiz ilaçlama şeyi yapıyordu, evet, evet, dağıtıyordu. Evet. Güzel. Alıba açılarına koyan köylülerimiz var yani, meraklıları. Peki ben şimdi köye geldim bir gün, harup almak istesem satan biri var mı harup? Şimdi Kıbrıs'ta bu cevabı bilmem için soruyorum. Niye? Çünkü toplar verir, hükümet alır. Ne bilirsin sen geleceğin harup isteyeceğin daha iyisin sana bir kenara alasın. Ama lazım değil mi turistik bir köyde harup her zaman bulunsun? İşte. Yani o yemiş gibi bir şey. Evet. Yani evet. Bence çoğu turist denemek turist ister. Denemek. Elinde hem gezer hem yer. Yani bir evet. Miktar. Turistler yani, açısından biz bulunduruyoruz yani mesela ama. Restoranda var mı? Restorant sizi? Olarak var ha. Evet. O şey hali yani meyve mi denilir ona evet. Artık falan. Ben mesela son çok seviyorum. Son pişmiş onu. Hali. Yemiş sırada. Herhalde değil mi? Meyve mi yemiş mi? Hangisine giriyor? Vallahi bilemeyeceğim ama meyve türü diye. Yemiş. Yemiş. Yemiş dersek. Kuru yemiş gibi. Biraz da ağaçta yetişiyor ya o da yemiş. Ha, evet hani olabilir. Bu da, evet yani. Siyah altınlıdır. Harup. Siyah altını. Doğru. Denli. Çok doğru. Keşke o siyah altın daha çok etinden sütünden faydalanılsa o yani siyah altının. Yani yer dök biraz daha çok bazı değerlerimizin tamam, her yavaş tarafta çık, yavaş olması çık. Lazım gel, diye gelme, düşünüyorum gel, gel, ya. Şimdi ben sen bunu anlatırken anladığım kadarıyla zirai ilaçlamada bu köy dikkatli değil mi? Evet. Yani ekolojik tarım derken gerçekten ekolojik tarım yapılıyor mu şu anda burada? Tabii yapılıyor. Mesela köylülerimiz var ki daha dikkatlidir bahçe meyvelerinde. Daha nasıl diyeyim yani daha önceden atılan ilaçlar şimdi kullanılmıyor. Evet. Yani daha fazla organik yetiştirmeye uğraşılıyor. Tabii organik sertifikası olmayan köylülerimiz de var bu arada mesela ama olanların da ayrı bir özelliği var. Yani gerçekten organik bir elmayı, bir eriği, bir incir bile, bir üzüm. Yani bunlar artık ilaçsız olarak yetiştirilmeye çalışılıyor. Yani biz bu konuya hakikaten bütün programlarda çok özen gösterdik. Evet. Bütün dünyada sağlık bilinci gelişti. Şu anda herkes sağlığına dikkat ediyor. Ediyor, evet. Ama bu bilinç bir yandan varken biz tazecik diye aldığımız şeyden zehri evimize taşıyoruz. Yani evet. Muazzam bir ikilem yaşanıyor burada. O yüzden ne güzel bu örnekler bol bol çoğalsa da şu organik tarım sertifikasıyla. Evet. Yani mesela köyümüzde salatalık, domates mahsullerimiz var. Köylülerimiz yetiştiriyor. Daha fazla molihiya mesela yapan köy arkadaşlarımız var. Daha fazla kasabadan değil de kendi köylümüzden almayı tercih ediyoruz. Biliyoruz mesela tamamdır. Daha dikkatlice yapılmıştır. Mesela bir salatalık, bir domates, bir molihiya yani biber, yeşil biber, turşuluk biber, her şey. Zeytin bile şimdi daha dikkatli. Ne güzel bu bilinç şahane ama işte bir yandan da zehirleyen bir kesim var. İnşallah virüs oralara doğru yayılır da mutfaklara zehir sokmayız. Sokmayız yani yiyeceğini şaşırıyor evet. İnsan. Evet. Doğru, çok doğru. Bu şeyi merak ediyorum bir de bu sizin bu ticarethaneniz bu rastgele zamanda.
burada, bu restoranda zaman zaman bu konuda eğitim alıyor musunuz? Yani sizi yemekler üzerine yani yemek veya içerik. Ha içerik. Hijyen kursu alıyoruz. Evet. Ne adı ne? Hijyen. Hijyen kursu alıyorsunuz. Evet. Hı-hı. Kim sağlıyor size? 2-3 dönem hijyen kursu aldık. Kim sağlıyor bunu? Belediyemizin sayesinde birkaç yıl önce burada köylü bayanların yaptıkları ürünleri Eko Günde daha bilgili satabilmeleri için bir eğitim verildiydi ve sertifikalar verildiydi. Şahane. Şimdi bile mesela her 6 ayda bir yapılan Eko Day günlerimizde burada da Gıda Mühendisleri Odası'ndan bilirkişi bayanlar gelip stand sahiplerine ve yemek pişiren restoranlara, herkese yapılacak yemek çeşidine göre eğitim veriyorlar ve daha iyi bir bilinçli şekilde ürünlerin satılmasını ve daha sağlıklı olarak satılmasını sağlıyorlar. Çok güzel. Bir de buradaki bu geleneksel yapı yaşatılırken zannediyorum belediyeye bağlı folklor gruplarının tamamı da öğrencilerinizden değil mi? Evet. Bu köyün öğrencilerinden. Hı-hı. Köyün öğrencileri. Onlardır. Festivalde oynayacak mı? Evet. Biz de Karpaz kızlarındayız. Biz de oynayacağız. Hadi canım. Ben geçen panayırda Rüyan'ımı seyrettim. Ne kadar hoş görsen, çok şahane. Kıyafetler. Var. Ne çok diyorlar güzel. Size? Karpaz kızlar. Karpaz kızları. Çok güzel. Ama ben babayım. Ama artık buralı oldunuz canım. Evet, 50 yıldır evlisiniz. Ya, bu kadar 50 yıldır buradasınız yani. Şimdi artık demin Karpaz kızlarını hak ettiniz. Evet. Traktör geçiyor bir yandan hani sesler. Evet. Böyle yaptım Dürüyan diyor ki bu sesler olmasa yaşayamayız biz diyor. Tabii hareket. O kadar gürültüyü sanki bir şey varmış gibi. Bilir ki onlardır. Gene atılırım dışarı. Acaba bir şey mi oldu? Oldu diye. Evet. Tabii. Bizim de zannedersen yani bütün gün geçmeyen araba şimdi program başlıyor. Yani sözleşmişler gibi. Sözleşmişler yani. Geçiyorlar. Her şey bir gibi var. Herkes eve dönüyor falan. Belki de ondan dolayı da olabilir. Evet. Bu sağlık deyince ben merak ettim. Bu köyde doğdunuz, büyüdünüz. Bu köyde çocuk yetiştiriyorsunuz. Evet. Şimdi biz bol bol grip oluyoruz. Bol bol çocuklara virüse ilaçlar veriyoruz. Hastalık oranı, hastalanma, gripal hastalık, antibiyotik kullanımı ne durumda? Çocukluktan bugüne bir fark var mı? Onu gerçekten merak ettim ben. Bilmem. Arttı mı diye. Aslında köylü çocuklarında daha fazla yani yoktur. Daha az. Daha onu az vardır. Onu merak ettiğim için sordum. Yansıyor biz mu bu salınma mekanizmasına? Biz de kendi komşularımızdan bildiğimiz kadarıyla. Mesela ayda 3-4 ayda bir sefer kış ayında boğazın şişiyor. Ama bazı çocuk var okullarda her gün hasta mesela. Ama bizim okulda olur ama erken de geçer sanki. Yani grip aşısına da sanki gerek yok diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum başka bölgeler, köyler veya kasaba kesimleri nasıldır onu bilmiyorum. Valla okullar açılıyor. Çocuklar antibiyotikle merhabalaşıyorlar. İşte kış mevsimi geçene kadar etki bitiyor. Mikrop ondan ona. Evet. Bu onu çok merak ettim. Köyde sağlıklı mı çocuklar? Yani bizde bir sefer yani boğazı şişiyor. Onu da erken fark edilirse önüne alıyoruz. Fark edilmezse antibiyotik veriliyor zaten. Hemen antibiyotik doktorlarımız da artık vermiyorlar. Evet. Ne güzel. Yani bu peki şekilde. Bu müşterilerinizden, turistlerden, müşterilerinizden kim daha çok geliyor? Yani hangi ülkeden müşterileriniz daha çok oluyor? Belçika'dan gelenler var. Sizin dikkatinizi çeken evet, daha çok. Evet. Mesela Şubat ayında, kış ayında gelen vardı. Bir aile. Gezdi, beğendi. Evet. Şimdi bu ay içerisinde yine hanımıyla birlikte geldi. Bölgemizi çok beğendi. Temizlik açısından. Bilhassa köyün girişindeki o çiçeklendirmeyi çok beğendiler. Çok hoş olmuş çiçeklendirme. Evet. Yani onu memnuniyetini dile getirdiler. Büyük konağa geldiğimizde diyor sanki başka bir yere geliyoruz. Kaplıca'da kaldılar. Daha önce köyümüzdeki pansiyonlarda kaldılar. Kaplıca'da kaldılar ve bir arazi aldılar oradan. Çok ve ev yapacaklar. Kaplıca'da. Köy girişinde. Ve gerçekten yani
çok memnun. Başka bir ülkeden gelenler oldu. Onlar da hava kirliliğinden şikayet ediyorlar kendi ülkelerinde. Kendi ülkelerinde mis gibi. Sizde hava. De diyor hava, atmosfer çok temiz diyor. Yani hava kirliliği yok. Biz diyor orada yani evlenmeyi bırak çocuk yapma bile bizde düşünülüyor. Çoğu zaman çocuklar diyor sakat doğuyor veya hasta doğuyorlar. Sizin buradaki atmosferi biz çok beğendik diyor ve ikinci yıllardır o gelen arkadaşlarımızın da müşterilerimizin. Bak çok imrenilesi bir şey gelenler evet, için. Evet. Kaotik evet. Kalabalıkların içinden evet. çıkıp gelip burada bakir ortamda herhalde evet. kocaman tabii kocaman soluk alıyor bir insanlar. Bir de sakinlik yani köy hayatını tercih ediyorlar. Özlüyorlar şehir hayatından sonra. Evet. Mesela zeytin zamanı olduğunda gelen gruplar oluyor. Ve o zeytini toplama hasatını yapmayı kendileri de istiyorlar. Anne büyük keyif. Mesela traktörler yapılabilir. Biz gidiyoruz da neler görüyoruz değil zeytin mi? Zeytinyağım bitti haberin olsun. Ya benim de bitti. Ha, haberin olsun. Zeytini tamam. bekliyoruz. Zeytinyağım evet, bitti evet. çünkü sağ olsun. Evet. Sibel sayesinde ben bu sene hiç zeytinyağı almadım. Evet, çünkü evet. kendi bahçesinin zeytinlerinin evet, yağını aldı. Evet, çok çok güzel bir şey. Olmadı evet. diye ben de hep... Akrabalardan aldım. Evet, evet. Yağı bitiyor, kızıma veririm, oğluma veririm. Ben de kullanırım. Bir de taş değirmeninden olduğunu, kendinin çıkardığını bildiğin zaman daha güzel. Tabii şimdi kokusu tam da yeşil zeytin çakız dezdaman. Evet. Babanız ben geldiğimde fark ettiğimde çakız dez kırıyordu babanız evet, burada. Evet, hazırlıklarını yapıyor. Şimdi ben yine de merak ettim. Bu gelen turistler, burası turistik bir yer. Müşterileriniz var. Turist olarak ne diyebiliriz? En çok İngiliz geliyor, Türkiye'li geliyor, Kıbrıslı yerli turist geliyor. Almanlar da geliyor. Evet, İngiltere'den gelenler oluyor. Yani hep bir ülkeden demek Çekoslovakya'dan gelen müşterilerimiz var. Evet, evet. Ve mesela Almanya'dan gelenler oldu. Süt yapımı yapılır süt zamanında. Hellim ve Nor'u resimlediler, çektiler. Kendi ülkelerine götürdüler. Gazetelere bastılar. Bir yıl sonra aynı dönemde 30 kişilik grup ile Salamis Otel'e geldiler. Ha, memnun kalıp ne güzel. Memnun kaldılar ve Salamis Otel'de de büyük konuğa gelmek istediler ve var mı diyor yapan bayan varsa gelip izlemek isteriz biz de. Biz de o köy hayatını yaşamak isteriz. Çok güzel. Peki Türkiye'den turist de geliyor mu? Türkiye'den var evet. İzmir'den var, Adana'dan var. İstanbul'dan gelen müşterilerimiz var. Ankara'dan var. Güzel. Yeni müşterilerimiz de oldu Ankara'dan. Onlar da arkadaş çevresi birbirlerine getirdiler. Birbirlerine söylüyorlar. Tabii bu da etkili oluyor. Evet. Bir de bu internet sayesinde şimdi evet. teknolojinin gelişmesi sayesinde birbiriyle arkadaş oluyorsun. Tabii. Diğeri de görüyor. Duyuyor. Evet. Peki, yemekleri görüyorlar. Güneyden var mı? Yani tabii güneyden ki. Turlar geliyor mu ya, köye? Turlarımız da gelir güneyden. Evet, evet. Şimdi kilise var daha ileride. Hı. Aziz Aksendi Kilisesi. Tamiratı yapıldı ve hizmete açıldı. Şu anda açıldı. Evet. Geçen hafta sonu 6 otobüs vardı burada. Büyük konuğun eski köylüleri. Ve ayinlerini yaptılar burada. Sabahleyin saat 8'de buradaydı çoğu gelen misafirler. Hazırlıklarını yaptılar, mumlarını getirdiler. Evet, belki de çok güzel eski köylülerdendir. Ay, eski belki köylü de zaten bu, evet. inançtaki hoşgörü, inançların hoşgörüyle buluşması bir sürü şeyin devası olacak. Yani şimdi tabii adanın her tarafı böyle. Evet. Yani kilisenin çanının çaldığı, ya. Evet. caminin ezanının okunduğu bir yerde yaşıyoruz evet, biz evet. esasında. Geçen haftaki programımızda da, bayram programımızda da Lefkoşa'da çektik. Hı-hı. Lefkoşa yani eski Lefkoşa şehrinde çektik. Bir Ermeni konağında. Çektik ve farkında mısın program boyunca bir çan sesi, bir evet, ezan sesi taraftan, falan evet. oldu yani çok yakın orada. Yani hayat nasıl güzel biliyor musun? Evet. Cami meyhaneye, meyhane camiye, evet. kilise camiye, cami kiliseye karışmadan herkesin evet. birbirini bak için. Ezan okunuyor. Evet, evet. Aziz Allah Celle Şanuhu herkesin uyum içerisinde birbirine hoşgörüyle baktığı zaman hayat tabii, çok güzel. Tabii esas olan o hoşgörü evet. zaten. Çok evet. güzel. Saygı birbirine. Sibel'ciğim ezan da okundu. Yavaştan programımızı evet. toparlayalım. Sizlere de çok çok teşekkür edelim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hem sohbetiniz için evet. hem yaptıklarınız evet, için. Şahane lezzetler. Evet değerli izleyenlerimiz.
Çok doğal bir program oldu bugün. Seslerle iç içe. Ekrana nasıl yansıdı bilmiyorum ama buradaki doğallık, buradaki samimiyet, buradaki lezzet çok etkileyici. Görmeyenleriniz varsa bir kez geliniz. Görenler mutlaka geliniz. Çünkü 11 Ekim 2015'te büyük konukta Eko Gün var efendim. Haftaya görüşünceye evet. kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Kam ekerken yar saksısına, fesli kan ekerken yar saksısına, usul usul dolanırdım onun arkasına, usul usul dolanırdım onun arkasına, üfleyip üfürdüm ben lambasına, üfleyip üfledim. Ben lambasına canımsın fesli canımsın ben ayrılamam. Yarim tatlı dudağından ayrı kalamam.